Allah Teala özü haklayan bendesine rızkını bir hesap verir. Rızk mavzusu her daim dalzat boladığı mavzu. Çünkü neme de görmemiz köşede? Rızk da görmemiz. Allah Teala dedi, estedü bile وَمَا مِنْ دَبَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Ömelegen canavar var ki onun rızkı Allah'ın zimmesi de. Ömelegen canavar ki var. Bu canavar kuş mu, balık mı, paranda mı, daranda mı, ne mi, adam mı? Ömelegen ki nasıl var? Rızkı Allah Teala'nın huzuru da. Allah Teala bir yada adamların rızkı benim kolumda demedi. Peki balıkların rızkını ben veremem demedi. Umuman canı var, rızk talep kıladıyan ki mahluk var, ona rızkı Allah Teala'nın kolu da. Eğer bir sınıfa girip durup, şu sınıfta oturgan okulçularına karab durup, bana şu okulçularına bende hadiye var desiz, şu sınıfta oturganlar neyle düşünürsünüz? Yani 3-4 tasa kemik koyan buluşu mümkün. Onlar onge kirmiydi. Yani başka çakılıp, bana şu sınıfın okulçularına bende mükafat hadiye var desiz, onda kemikallerim şunu içeye kiradı. Şunu alayım oldu mu? Demek Allah da Allah ömelegen ki canı var var dedi, bir yerde Müslümaniyem, kafiriyem kiradı adamlar. İnsu cin. Buradalar, trik mevcut var mı? Rızk talep kıladırken, hemen Allah da Allah'ını bir adıyan rızkını rızklamadı. Rızk kanunları hareketlenedi, özgürüp duradı, sabit durmuyordu. Yani bir dakika edeyim mi? Rızk kanunları özgürüp duradı, hareketlenedi, sabit durmuyordu. Ayetler ki, buradalar, mavzu cüda hem ki, Allah'ın hikmeti kamil. Siz bilen bizi hayatımız müstakil, sabit, tertipli buluştuk için Allah Teala bu kainatke milyonlagen kanunlarını koydu. Yani kıştan keyin bahar geledi, bahardan keyin yaz geledi, yazdan keyin küs geledi, yine kışke baramız. Bu kanun, taş kattık, taş kımıllamaydı, şamal esedi, daraht yukarı karab ösedi, hullas milyonlagen kanun kayda var, şu kanunlar işlep duradı, hayat özü onu da keçtiği için. Mesela yer şehre, aylanıp duruş gerekiyor. Aylanmazsa bilasın mı ne oladı? Kuyaş dekkenci olay küyüp getirdi, kuyaş değmekenci olay muzlap getirdi. Büyüyen bitti kanun. Yerde taş tartış küçü var. Koruzdaki nesan taşlası yer geçiyordu. Çünkü o şeyden milyonlagen kanun kaydalar var, bunlar özger miydi? Hareketlen miydi? Ama rızk ve sıhhat salametlik kanunları var, bunlar özgürüp duradı, hareketlenip duradı. Göya ki bu rızk ve sıhhat degen kanun, siz bilen bizi terbiyeleydigen Allah Teala'nın ikide bir asbabı yok şeydi. Estağfirullah. وَاَلَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَاً غَدَقَا Rabbimiz Azze ve Celle yaptı. Elbette eğer ular doğru yolda üstü var turganları da elbette biz onlarını mol yağmur bilen suğargan bular edik. وَلَوْ اَنَّ اَحْلَ الْقُرَى آمَنَ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Eğer ana şu şehir ya ki kışlağı ahri Allah Teala'dan Allah Teala'ya iman keltirip takva kılgenlere de biz onlarla Osmanlı yerden barakat darvazalarını açıp koygen bular edik. İtibar verin. Rızkını vergen bular değil mi yaptı? Barakat eşiğini açıp koygen bular edik. Çünkü eğer rızkını fakat iman keltirgen takva kılgenlere beredi desek bu ne doğru buladı? Kafirlere mi yaşı yaptı yok? Allah'ı umumen inkar kılıyken mülhidler yaşı yaptı yok. Allah'ın cüftü var, şergi var diyorken müşriler yaşayıp diyor. Ula diyem rızkını beri yap diyor. Biz bu yerde ayetekken nasıl? Eğer iman keltirip takvada bozuyorlar, Osman yerden bereke eşeğini açıp koyan bulara dedi. وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِمْ لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Keyingi ayet. Eğer ular Tavrat'a, İncil'e, ve parvardigarları tamamından nazil kılıngan barca nesalarga amal kılgenlere diye de üstlerden hem aslardan hem rızklengen bulardılar. Demek üç ayette okuduk. Rızk her bitti mahluk hala dünyaya kemestan aval onu takdirge bitip koyulingen. Adam balasının rızkı anasının karnında turgeni de bir yüz yirmi bir gün götürgeni de yazılgen. O köpeği miydi azeyi miydi? Fakat onu barakatlı baladı ya ki bir baraka baladı. Allah Azze ve Celle mu'minge
Rızkını yazgan, kafirge yazgan daka. Fakat mu'min iman, takva, Allah'a bugün tazavruda kança yüksek olsa, Allah'a kança yakın olsa, barakat şünçelik uluğu boladı. Biz köşeden ne kadar yürüp bizeken? Rızk kıdırışımız gereken ama biz. Yo, rızk yazılgan, o tofik geledi size. Siz ne bana kıdırışınız gerek? Barakattı. Barakat ne miydi? Baraka ne miydi? Endi rızkın gibi bir oluyen barakada damla dedi. Öşü ne miydi rızk? Baraka. Öşü bir stakan suya çanka ağız konma yaptı. İki stakan isteyiz konadı. Eğer bir stakange kongan bosa demek şu su barakalı yakan. Bir kabuğun bir tatandır tuttu bala öşü hatın. Ma sefer bir ay gittin on. Ötken sefer üç kapta getirdi. Demek ma sefer yunduma buldu. Barakalı buldu. Baraka degeni ne masakan? Köp degeni masakan. Eğer Müslümanlar hem Rabbilere ular gibi bergen Kur'an'ını, şeriatını, Rabbilere ulardan haklagen deyip tabbik kılışkeni de bana şu rızkları gibi barakat gelir de hemmesini. Osman'dan hem yerden rızkını Allah da Allah barakat yıkayan bu arada. Lekin insan, cüdeyim şöyle bir muhumcayı, kıyan günahı sebepli ayrım rızkıdan mahrum bu kaladı. Adam balası kıyan günah sebepli barakatıdan mahrum bu kaladı. Ayrım rızkıdan. Eğer kıyan günahı tüfeğiyle rızkıdan mahrum buladı deseniz kapılar olmuşum ölüp geçiş gerek. İbadat kımıyken günah masiyet etken tolgen adam ölüp geçiş gerek açlıydan yok. Kıyan günahı onu rızkını yok koymaydı. Belki bazı rızkını yok kıladı. Rızkıdaki barakatını yok kıladı. Gelişti ya. Demek Allah da Allah rızk kanunlarını özgarıp duradıyan, hareketlenadıyan kıpoydu. Onu imonga, istiqomatga, Alloh taoloning amriga bog'lab qo'ydi. Ammo boshqa qonunlar vujuddagi. Bu narsalarga bog'liq emas. Masalan, kofirlarning yurtida ham tosh yerda turadi, tashlasangiz, qo'yvorsangiz. Suv pastga qarab oqadi, shamol esadi. Bu qonunlar insonlarning taqvo ibodatiga aloqasi yo'q. Bular o'z-o'zidan ketaveradi, chunki bular agar taqvoga baylab qo'yganida chataq bo'lardi unda. Estaizu billah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Nuh aleyhisselam özünü kavmini davet kıldı. Ve Rabbisi'ye şikayet kılıp dedi. Ey Rabbim, men dedim ki, parvardigoringizdan mağfiret sorayın. Albatta o öte mağfiretli bo'lgan zottir. Şunda uzat. Üstlaringizga osmondan yomg'ir quydirur va sizlarga mol-u dunyo, bolachaqa bilan madad berur, hamda sizlarga bog'i bo'stonlar ato qilur va sizlarga oqar daryolar ato qilur. Iymon keltiringlar, taqvo qilinglar, istig'for aytinglar. Mana shu xayriyat ustingizlarga keladi. Bu bizga ham tegishli narsa. Mana Ramazonda o'tiribsiz birodarlar. Ramazon oyida qilingan nafil amallar boshqa oyda qilingan farz amallar qatorida bo'ladi, savobi. Onu ne gelemedi? Savabı. Şimdi Ramazan'da kılıngan farz amallar, başka aylarda kılıngan farz amallardan 70 barobar savabı köp boladı. Demek bu ayda kılıngan zikir, istiğfar ham, acırı bana şimdiki uluğu boladı, başka aylarga nisbeten. Temir. Bana hayat özünü maramada keçişlik için, Allah dağlarını koygan başka kanunları sabit duruş gerek. Bana temir. Müstahkem bir metal bana. Endi şu asosi metal bo'lgan, asosi temir bo'lgan katta bir baland qavatli imorat tasavvur qiling. Şu temir o'zining xususiyatini yo'qotmaydi, u o'zining qonunida sobit turadi, imorat mustahkam turadi. Agar temirning qonuni o'zgarsa, yumshoq bo'lsa, chirisa, sifati ketsa, imorat nima bo'ladi? Qulab ketadi. Ko'mir yonadi, suv oqadi, don hokazo. Bularda hammasi hayot davom etishligi uchun qonun o'zgarmaydi, o'zini maromida ketadi. Ammo ikkita narsa, rizq va salomatlik bu qonunlari sobit emas. Bular o'zgarib turadi. Alloh bilan bandan o'rtasida bo'layotgan muomalaga, munosabatga qarab turib o'zgarib turadi. Shuning uchun Alloh taolo rizqdagi barakotni, qalbdagi xotirjamlikni iymonga, taqvoga, istiqomatga bog'lab qo'ydi. Mana endi birodarlar, bir ajib bir bahs bor.
kitab-ı sünnetge muvafık. Ne maksek? Rızkımız ziyade boladı, rızkımız barakatli boladı. Rızkımız köp boladımaz. Köp degen sözünü maklayalık. Rızk masalası da Müslüman köp degen sözü çıkartlaşaşlığı gerek. Ziyade degen söz işlesin, barakat degen söz işlesin. Köp emidiyem, az emidiyem. Milyon da adam dua kısın hakkızge. Minge kirin deyip. Kirası mı minge? Bana dalil. Bütün yer ahlı, kaç yıl? 7 milyardan öttü mü? 8 milyard dolar yaptı mı? Haması dua kısın. 350 yıl yaşayın deyip. Yaşayısı mı? Yok. Yaşamıyorsunuz. Çünkü o rızk, acal degen punktu da, anamızın karnı da bir yüz günü bir gün götü olgen yazıp koygen. Bir, yani yaşlılık, otanaki yaşlılık kılıçlık, silah-ı rahim, ömürünü ziyada kaladı degen de yılını çözüp koyduğunu düşünmeyelik. Belki bana şu 50 yıl, 60 yıl verilgen ömürde cüzü köp hayriyetlerge imkan topasız. Köp nersege ülgeysiz. İmam Buhari'de hayatımızı alkılamız o. 63 kekiri ölgen, lakin hayatta kılıp kaldırıp yetken nersasını karısız, adam balası 63 yılda ülge miydi bunca nersege? Bu 63 yıl içinde yaş balalığı var, balalığı var, yiğitliği var, buğdalığı var, ülengen davrı var. Tuğulumla kitap yazıştı başlarken diyem, insan ülgemezseken 63 yılda bunca nasıl gel? Bana şu İmam Buhari'nin hayatı barakatlı bugünlüğe bitti dalil buladı. Demek ne maksek? Kitab-ı sünnetke muhafız kısık, kendi yol tutsak, rızkımız barakatlı buladı, ömrümüzü Allah-u Teala ziyade kıladı. Rızk sözünün manası. Rızk degende biz fakat gene pulunu düşünemiz, ömürünü düşünemiz, bala çakanı düşünemiz, maşinanı düşünemiz, şular. Lekin rızk degende ise buradalar bundan kenra anarsa. Kenra anarsa. Estağfirullah. Ve teca'alûne rizqakum annekum tukezzibûn. Allah Teala yaptı. Ve sizler Kur'an'ı yalgan değiştik, badbahlikini özleriniz, rızk, nasibeleriniz kılıp alırsızlar mı? Bir kişi Allah'ını tanıdı. Bu rızk. Bir adam Allah'tan yüze girdi, kafir buldu. Bu yem rızk. Bu yem onge berilgen narsa. Birinci adam imanını talep kılıp Allah dağı gibi kadar basıyordu, soruyordu, verdi imanı. İkincisi Allah'tan yüze girdi, tezkar kalıp getirdi, Allah dağı onge küfürünü verdi. Bu yem küfürdü soru aldı özü. Allah kafir koyganı yok onu. Eğer Allah dağı bir bandana kalbiye hatırcamlığı vergen bulsa bu rızk. Allah bergen künge razı bol yapsız. Rıza var kalbizde. Bu yam rızk. Kalbizge sakinatını verdi. Bu yam rızk. Halin de razılık, sakinat, hatırcamlık. Bu üçten ise pulu var adam diyen buluşu mümkün. Pulu yok adam diyen buluşu mümkün. Eğer bu üçten ise hatırcamlık, sakinat, razılık. Fakat pulu var adamda buladı deyilgeni de pulu yok adam yok adamlar bunası ki hiç kaçan yetamagen bular adam. Lekin taassup biz adamlarımız pul bosa, pul bosa. Ha, buradalar biz kembağalıyla muhtekanımız yok. Müslüman adam kembağal boyanıdan boy boyanı yaşıyor. Peygamberimiz dua kıyanlar. Allahümme inni a'udhu bike minel küfri vel fakr. Parvadigar men senden küfürden ve fakirliğinden panah sorayım ben de gel. Müslüman adam boy boluş giyintiliş gerek. Şimdi bir yeme yaptı. Rızk rızk oluş kalta. Şimdi ne makiliş gerek. Demek şu rızkım şu yükendiysiz, hatırcamsız, razısız, kalbizde sakinat var. Yani şu pulu var adamları karayın. Hamas edeyim şu üç tanesi var mı? Çünkü bana şu üç tanesi hem rızkı kendi özü alakı da. Mesela saçız, közüz, boyuz, ayak kolüz, rızkı boy kendi. Bana şu üç tanesi hem alakı da rızkı kendi. Bu pulga bağlanıp geladığı nasıl mısak kendi? Sizge atakılın genelisi var ki o rızk. Tinchlik, xotirjamlik, rizqlarının en ulug'idan. Tanadagi sog'lik, salomatlik, ne'matning en ulug'laridan. Bu berilgan narsalar. Endi birodarlar, bu rizqni salbiy rizq deb ataladigani ham bor ekan. Salbiy rizq. Nima bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz uni? Berilmagan narsa ham rizq bo'lar ekan birodarlar. Bu salbiy rizq der ekan ulamolarni tilida. Berilmagan narsa. Masalan, kasallik bermadi sizga. Bir zolimni zulmini ostiga sizni kirgizib qo'ymadi. Shulardan saqlab qo'ydimi? Shu ham rizq ekan. Chunki boyaga kasalni bersa, shu kasalni o'zingizdan daf qilishligi uchun
boğazınızı sarkılar mıydınız? Kesel bulmaya türgenliğiniz hem ne miyken? Rızk eken. Siz üstünüzde bir zalimde zulmünü yapıp koysa Allah saklasın. Şu zulümde özünüzden nara kılıçlık için boğazı burduğunuzu sarkılar mıydınız? Hırın da Allah da Allah birgen rızkın var eken Allah da Allah birmeyi verip koyan rızkın var eken birip duru birgen rızk birmeyi duru birgen rızk bu salbi rızk değil erken şimdi onun sanakı yok ha şimdi kesarlı kanaka türlerine eşkensiz demek salbi rızk bu şundayı bir rızk ki o sizge verilmeyenlerse kesal kımadı kazge batırıp koymadı zalimli zulmüge size kirgizip koymadı. Demek rızk da gene fakat gene ne düşünmeyelik? Kolumuzda turgan, gözümüz körüp turgan nesneyle düşünmeyelik. Rızkının manası cüda hem keyin iken. Allah da Allah rızk kılıp Müslümanga hem kafirge hem akılını beradı. Rızk kılıp sağlığını beradı. Rızk kılıp güzelliğini beradı. Ama buradalar sakinat, hatırcamlik, künüden razı buluştuk degenden sana fakat mumun bandası gibi beradı. Ve bu narsalar bandanı Allah bulan bulayken muamelesiye karab durup beriladı. Kançalar takvada bosez, kançalar pakize bosez, kançalar Allah'a yakın bosez, bana şu üç tanesi ne makılınadı? Köprak beriladı. Hikmet hem rızk buradalar. Ve men yu'tal hikmete fakat utiye hayran katira. Kimge Allah da Allah hikmet bergen bosa, kimge hikmet berilgen bosa, tahkik onge köp yakşilik berilipti. Endi rızkının türü, rızkını keladigan vaqti ve beriladigan rızkının sanog'i. Şu haqida suhbat qilamiz. Nima-nimasi bo'ldi? Rızkının türü, beriladigan vaqti ve beriladigan sanog'i. Albatta bunda ham Alloh taolaning ulkan hikmati bor. Razzoq. Bu rızk beruvchi, yana bitta ma'nosi rızklarni yaratib beruvchi. Rızklarni yaratib beruvchi. Her gün için buradalar, her gün, her gün avukat için kança hayvan soyuladı? Bunu yalnız Allah özü bilse gerek. Her gün non için kança dondun tegirmandan çıkarıladı? Öyle görüyoruz mu? Ha biz hesap kitabını kıladık anlarsa ne var? Semeyni bücret. Yok, bücretimiz doğru kemiydi. Azı tötte falan alamayız dedi. Onu keyenge ayı koyamız dedi. Çünkü yüzge kirip çıkıp getirken anlarsana siz erkek kişi olup ota bo'lib, rahbar bo'lib boshqarib turganligingiz uchun bilyapsiz. Birasidan birodarlar, Alloh taolo bandalarni rizqini berayotganda buni sanog'ini kim biladi? Bug'doyni o'stirayotgan kim? Alloh. Hayvonlarni ko'paytirib, semirtirayotgan kim? Alloh. Yomg'irni ustimizga yog'dirib, yerdan ko'katlarni undirayotgan kim? Alloh. Hayvonlarni yelanini sutga to'ldirayotgan kim? Alloh. Bandalarının bana şu işe bir alakası var mı? Yağmur yağmaya koysanız var mısınız buralarlar? Razzak Rabbimiz Müslümanı yem, kafir yem şu yağmurunu beri yaptı. Çünkü onlar takdir kılınken ömrünü yaşadığı için bana şu bir rızkıya muhtaç buladı. Sütünü kalırıydı buralarlar. Bitti sütü yapıyor öteydi. Başkan sanımaz. Min bayni farthin ve damin lebanan halisan sa'iğon lişşaribin. Biz sizlerine onların korunlarındaki necaset ve kan aralarından içi uçları için ötümlü, tamli olup çıkanlarsa taze süt bilen suğar olmaz. Sigir değil, yiyen nesasını körgensi var. Çöp değildi, köket değildi, başka nesan değildi. Kan yediğinde içinden aralaşıp durup, abbah süt bulup çıkardı. Möcizemez mi şu? Falyan dur il insanu ila taami. İnsan yiyekken taami yıkarasın deydi. İnsan aklı lal kaladı. İnsan da aklı lal kaladı. Subhanallah deyişten başka bir çağrısı kalmaydı. Demek ki Allah da Allah buradalar. Rızklarımızı yarattı bir uçuşu. O hem özü, rızkımızı yetkiz adıyanım özü. Allah da Allah siz bilen bizi rızkını belgen nasalar. Bana rızkını türü dedik. Kartoşkiyimiz, piyazıyımız, sevziyimiz, şalgamiyimiz, oylabam koymayımız. Üstündeki poçakı bilası mı? Demek iş kıladı. Onu hıma yakıp duradı. Ayn etmeye üşüp duradı. Açıp durup iki saat ki hopayın ne mabaladı bular? Şu poçakta özü kanaka nimetle gene bilmemiz mi buradalar? Ha? Ben bir ilisi
Alımızdan dekhanla dekhançılığa yarım kap çesnek yapman. Harika. Alıp, hüttü kerçken apçken apçı koyup ben padvalıya. Baharge bar vası, şinası yok hali gini çıda. Eğer kertoşken şuna bulsanım oğludu. Tur kap kerçken apı koygansı çüzsüz, yok da. Görün, Allah Ta'ala siz bilen bizge, bana şuna salarını poçağı yorabla saklap koydu. Resmine Allah Ta'ala türlü navlarını siz bilen bizi yetkizip koydu ve onlar da saklanıp turşuyken şaraitini kıp koydu. Görün. Falyan duril insanu ila ta'ami. Yani insan özünün ta'amıge ibret gözü bilen bir karab görsün ki Allah Ta'ala büyürü yaptı. Karasın diye yaptı. Anna sababna al-ma'a sabba thumma şakakna al-arda şakka. Biz Osmandan su yağmurdu, kuydurduk. Sonra da yerini giyahlar bilen yardık. Siz bilen bizge belirgen rızk, siz bilen bizi cesetimizge buradalar münasip. Bazı da maşinamızge ihtiyat kısmı ap gelemiz. Bana anasasını ap gelin dedi usta. Ap gelip koysayız. Hutta şu zavod çıkarken zapçaz. O şu maşinizi çıkarken zavod şu ihtiyat kısmını hem çıkarken ap gelse çüşmüydü. Bilesin ama. Hatta ki abetten aval yani tüşlüden aval çıkan zapçası bilen keyin çıkan zapçası neyem birbirine düşünme kalışı var. Lekin Allah da olanı karayın siz bilen biz yaratıp koyan rızkı haması biz cesatımızga doğru gelir. Ha? En ayrım nadir halatlarda bir kesel geçerlip koyan bulsa bilmedim doğru gelmeyi kalsın. Lekin umumi surette doğru gelirdi hemen asla. Bu hem Allah da olanın hikmetinden Allah da olanın kudretinden. Adamlar rızkını tapı ve işe ve bunca sebepler gerek. Şu sebeplerini hem Allah Ta'ala özü yarattı birdi. Allah Ta'ala bir kişiye hüner birdi. İlim birdi. Tecrübe birdi. Kayırda o? Aklı da. Acayip. Her 5 yılda insanın cesedi özgarıp duradı. Fakat aklı bilen kalbi özgarmıydı. 5 yıl burunca halatınızı kalın da kanak ediniz. Mesela 42 yıl futbolistler. Var mı hazır? 22 yılken partisi kanaka yükürerdiz. Mesela 20 yıl bunun kanakayı da akıvalıyız. Futbolist bu mesela. Oturup duruşan muamma mı? İnsanlı cesedi, ayak kolu, közü, kulağı bir, her 5 yılda özgürerken salbi tamamen özgürerdi de doğru mu? Ama akıl bilen kalbi özgürmezken. Bu yam Allah da olanın biz gibi olgen merhameti. Eğer kuvvet isketken de ka, belizde kuvvet isketken de ka, köz yüzü nuru ketken de ka, kulağız eşitmeyi koyan de ka, akıl izem arkaya kadar bir ordugan boyan da her 5 yılda. Ne bular diz? Bir payetler men tabip edim diziz. Bir payetler men karı boyan edim. Akıl ve kalp özgürmesliği buradalar. Aksinçe, rivojlanıp, toplap, boyu barışlığı Allah da Allah siz bilen bizi, rızkımızı topu bir işimizge açıp koyan bir kuleye yolu bularken. Çünkü bu da akıl bilen kalp özgürmesliği. Ve cealna lekum fiha ma'ayiş. Sizler için onda tırışçılık vasıtalarını payda kılıp koyduk. Kimdir? İnjiner, mühendis. Kimdir? Advokat. Muhammed. Kimdir? Hunarvan. Kimdir? Sadagar. Mana şu narsalar Allah Ta'ala siz rızkınızı topib yeyişliğiniz için berilgen Allah Ta'ala'nın merhameti iken. Ve qayerdaki bunlar? Mana endi rızk. Kimgadir Allah Ta'ala onu keng qilib bergan, kimga tang qilib bergan, kimi boy badavlat qilgan, kimi fakir qilgan. Mana insonlarning fakirligini ko'rib chiqamiz. Albatta sabablari bor kishini fakir bo'lishligini. Bu fakirlik üçga bo'linadi. Taqdirdagi fakirlik, yalqovlik fakirligi hamda infoq fakirligi. Taqdirda bitilgan fakirlik, yalqovlik tufayli keladigan fakirlik va infoq ihson tufayli keladigan fakirlik. Birinchi turi. Qaysini siydi? Taqdirdagi fakirlik. Alloh taolo bir bandani rizqini tang qildi. Allah Ta'ala bir kişini nogiron qilib qo'ydi. Ko'zi ojizmi yoki harakatdan to'xtab qolganmi? Bu Allah tomonidan taqdirga bitilgan faqirlik. Bunga u javobgar emas, bunga u aybdor emas. Ikkinchisi bu yalqovlik faqirligi. Bu faqirlikning eng yomoni. Bu bunaqa faqir odam yalqov bo'ladi. Ishlashni xohlamaydi. Ishlasa ham puxta ish qilmaydi. Ishlasa ehtimol odamlarni oldi edi.
İşler orada, işler orada barakatı çıkmıyordu. Daim fakir. Ne için? Allah etkendeki işlemiydi. Allah da Allah her bitti işe ihsan diyorsan, eğer canavar söyleseler, bıçaklarda ötkül kılıyorlar, canavarga rahat verirler dedi. Yani profesyonelmez işidir. İşini bızıtıldığı nasılmaz? Ustasımaz. İplemeçi. İplemeçi. Tam kıveradı, çeke tamıp duradı. Su idi, su vakı düşüp getirdi. Deval oradı, devalı kışık oladı. Motorizi kıveradı, iki yönden kendi motor kılışke doğru geladı. Biz Müslümanlar, inna Allah'a katabala kullu şeyin ihsan. Her bitti işke Allah da ihsanını yazgen. Yani şu işte ihsan bulan kıl, Allah körüp durup 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 de. 10'ta motor kıma, 10'ta imaratı devalın rüme. Şunu yarmanı kıl, Allah da Allah'a barakat beradı. Şunuyla rakeler, biz kaçan Müslüman sıfatı da kılıkken işimizge, hazırki zaman tıbratken de profesyonel yandasek, Allah körüp durup durup kısek, köp işleşti, hacatı yok şunuyla buradalar. Şunalı mı? Biz yalqoligimiz tüfeli fakirimiz. Biz mu'minmiz. Rızkını Allah'a bergen deyip dua kıl yapız. Haramdan takva kıl yapız. Fakat kılıkken işimizde ustamasımız, mütehassımasımız, Allah körüp durup 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 vicdan bulan kılma yapız. İplak koyu yapız ha? İplak koyu yapız mı? Bilasız da iplakken izi. Bilasız bundan zor akılışı izi. Lekin şunu ne yapayım? Ötü yap diyor. Üçüncü Müslümanlar umumi surette biz fakir bulup kaldık. Cüneyen bir muhurum narsan hazır ortaya taşıdık. İplamaç olup gittik. Maşine muhke kıldırırsan közün körü alıyken cadıyla atıp tazıra verildi. Közün körü müydü yan cahaya gelmek miydi? Karavan koymaydı. Doğru mu? Topa doğru. Motoru yudurasan, közün körü adı yan cahaya körünür. Şimdi en gizliğin tayda yağlamaz duruyen buladı. Şimdi şuna kalıp topken pulu bulan bu baraka topa mıydı? Ustalar, ustalar. Hazır devolge çapılan adı yan zaman bu kaldı. Rahim kılıylar klientlerge. Bilesiz, yenge ravariyantı var. Fakat az gene mihnet kılasız. Etmeysiz. Bana kapke verin deysiz. Bilesiz, özden çıkan yağış diyor ki materyalde işletiş mümkün. Lekin ne makamıyız? Hadi akı versin deyiz. Keliler şu klienti az gene faydasını oyla koyuyor da baraka topamız şuniler. Braderler kliyken işimizde mütehassıs oluyorduk. Allah körüp tutup kliyeli de köresler baraka tutkanak ekelişli yine. Fakirliğin iki de turunu yapardık. Fakirliğin üçüncü turu bu infak fakirliği. Bu Abu Bakr Siddiq raziyallahu anh'ın fakirliğini misal kısayı buladı. O kişi badavlat adam bugün. Lekin barını sarı kılıp yuvarlayanlık için kolu da pulu kalması da fakir durar adı. Rızkını buradalar kelişikine iki de sebebi var. Bittesi sebebini kayım kılış, mihnet kılış. İkincisi Allah'a tevekkül kılış. Birincisi sebeplerini kayım kılışlık. İnna Allah'a yalûma alel aciz. Allah da Allah malamat kıladı acizliğine. Zayıflikni, suskaçlikni. Velakin aleyke bil keyiz. Hoşyarlıkni özünge lazım tut. Otni baylaymiz, keyin tavakkal qilamiz. Otni baylaymiz, keyin tavakkal qilamiz. Rizqimiz kelish kerak bo'lgan ishni qilamiz, natijasini g'am qilmaymiz. Mana shu tavakkul bo'ladi. Ikkinchi sababi tavakkul. Ishni qildingiz, chiroyli qildingiz, endi natijasini g'amini qilmaysiz. His qilmaysiz, o'ylamaysiz. Kim aytgani bo'ladi? Allah da etkiler. Özü motorda çatak kıp koyduyuz. Özü sezi yapsız. Bili yapsız, motor iş kıldıyız. Yaptıyız da bitti zavat kıldı, zavat bu oldu. Edi bir yakınma değilsiz. O motoru tavakkal oldu. Siz özüge bağlı bugün zor kıptırıp, keyin tavakkal kılın. Ömer'in Hattab raziyallahu anh hu, hacda yürürken, tılamçılık kılı yürüyen adamları körüp, kimseler doğdu, biz Allah'a tavakkal kıyanlarımız dedi. Doğdu Ömer'in Hattab ayette, yalan yapırdılar. Allah'a tavakkal kıyanlar, yerge donni ekip koyup durup, keyin tavakkal kıyanlarına tavakkalı doğru dedi. Hiç ne sakınmasından tavakkal değişlik, bu tavakkül emas. İlim, hüner organımız, tecrübe toplayımız, keyin taşkarıya çıkıp durup iş izleyimiz, sevabını kılamız. Buradalar, tırışçılığı var. Rızkını gamını kıladı. Bana şu rızkını topu bir işliği de insanlar özlerce türlü bir hilelerini, türlü bir sıkıymalarını, türlü bir yollarını izleydi. Rızk özünü mü? O rızkını bir adıyan razzak kandeyi zat.
Nima qilsak mana shu rizqimiz keng bo'ladi, barakotli bo'ladi, mo'l bo'ladi. Nima qilsak buni aksi bo'ladi. Hozirgi odamlarni deyarli hammasini birinchi g'ami tashvishi rizq topishlik bo'lib qolgan desak adashgan bo'lmaymiz. Lekin rizq nima edi? Odam bolasi onasini qornida 121 kunga to'lgan kuni farishta kelib to'rtta narsasini yozib qo'yardi peshanasiga. Rizqini, ajalini, amalini baxtli baxtsiz bo'lish. Mana ikkita narsa. Rizq bilan ajal. Bunga insonda hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Faqat barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Million ta odam sizning haqqingizga 1000 yil yashagin deb duo qildi. 1000 yil yashaysizmi? Yashamaysiz. Yashamaysiz. 2000 yil yashab turib yer ahli duo qildi. Yashamaysiz. Çünkü sizga yozib qo'yilgan 70 yil, 80 yil bor o'tmaydi. Faqat bu duolar shu rizqimizga barakot olib keladi yoki barakotni yo'q qiladi ayrim qilgan ishlarimiz. Keling mana nima ish qilsak rizqimizga baraka keladi. Razzoq subhanahu va taolo bilan qanaqa muomala qilsak biz xohlagandagi rizq bo'ladi bizda. Astag'fir billah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mana shu oyatni tafsirini diqqat bilan shoshmasdan o'rganib chiqishimiz kerak. Masalan, nima deymiz? Mana bu rom yasashlikda texnologiyasi bor. Bunday qilsang bunday bo'ladi, bunday aniqda 45 gradus kelsang, lekin to'g'ri 90 bo'ladi ikkita nab kelib qo'ysang. Aniq shablon formulasi bor. Shu shablon formulani bir ustadan ko'rib o'rgangan shagird darrov usta bo'ladi. Agar shu qoidalardan, shu instrumentlarni ishlatishdan, mana shu materialda tabiatidan bexabar odam qoqilaveradi, so'qilaveradi, ehtimol umrini oxirigacha topadi u formulani, yo topmaydi. Hozirgi kunda odamlarni rizq topishlikda qilayotgan harakatlari ham shunga o'xshatsa bo'ladi. Birodalar, dinimizda hamma narsa aniq chizib qo'yilgan. Xuddi karrani singari aniq ham yo'q. Rizq topishlik masalasi ham shuning ichida. Kelinglar, dinimizda nima deyilgan? Razzoq subhanahu va taolo beradimi bizni rizqimizni? Modomiki shunday ekan, kelinglar qanday muomala qilish kerakligini o'rganib olaylik. Alloh taolay aytadi: Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Demak, bugungi mavzuimiz nima ekan? Razzoq subhanahu va taolo. Bugungi mavzuimiz birodarlar, rizq mavzusi ekan. Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar berkilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Bosh qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshigi ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Mana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'rib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasi yechim istab ko'radi. Kemoni ham qilib ko'raychi? Bo'lmadi. Kemoni qilib ko'raychi? Bu ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'l. Nima qilish kerak shunda? Mana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak birodarlar. Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak. Shundan keyin eshiklarni ochilishini kutib turing. Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa, har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan joydan nimasini beradi? Rizqini. Demak, nima qilish kerak ekan? Taqvo qilish kerak ekan. Alloh taoloni bu mu'min bandalarga bergan va'dasini amalga oshmay qolishidan ko'ra dunyoni ustun bo'lib ketishi osonroq. Qaytaraman. Alloh taoloni mu'min bandalarga bergan va'dasini ro'yobga chiqmay qolishidan ko'ra bu osmon yerni ustun bo'lib ketishi yengilroq. Chunki kimi va'dasi bu? Innaka la tukhliful mi'ad. Albatta sen hech qachon va'dangga nima qilmaysan? Xilof qilmaysan. Demak, bu oyat birinchi navbatda birodarlar yoshlarga qaratilgan. Bo'ydoqlar, maktabni bitirdingiz, bir o'qishni bitirdingiz, o'sha etap bo'ladi. Kim shu etapda bo'lsa eshitib tursin. Ishingiz yurishmaydi. Shijoatingiz bor, g'ayratingiz bor. Pul topishim kerak, ota-onamni, bola-chaqamni boqishim kerak degan g'amingiz bor, zo'r o'g'il bolasiz, uyoqqa urasiz bo'lmaydi. Buyoqqa urasiz bo'lmaydi.
hunar qilib ko'rasiz, boshqa qilib ko'rasiz, bo'lmaydi. Akalar shu etapdan o'tish kerak. Shu yerda o'tirgan yosh katta, ishini yo'lga qo'ygan, hayoti yo'lga tushib qolgan odamlarni qarasiz, shular ham shu etapdan o'tgan. U kam u, tug'ilib otasining katta pulini ustida yashaganlar. Asosan odamlar shu yo'ldan bosib o'tadi. To'g'ri aytayapman kattalar. O'shiga etap bo'ladi-da hammada. Yosh yigit juft kerak. Uylanishlik kerak, uy kerak, ish kerak. Hamma eshiklar yopilib ketdi, ochilmagandek bo'ladi. Shunda nima qilish kerak? Shunda birodar tushkunlikka tushma. Allohdan taqvo qil, sababini qil, Allohdan farajni, yengillik kelishini kut. Sabr qil, aniq ishon, Robbini va'dasi haq. Shoshilma, shoshilma. O'sha hayotda o'rnini topib, ham yo'g'ini dunyo sohasida yo'lga qo'yib olgan akalarni qarasiz, bir paytlar shular ham qiylangan. Bir paytlar ham shu jiddiy sharoit og'ir bo'lgan. De eshitib tursangiz, tarixini aytib bersa hammasida bor shu etap. Endi o'sha narsalar ketib, Alloh taolo hamma yog'ini zo'r qilib qo'ygandan keyin esdan chiqarib qo'ygani shataqda. Agar o'sha qiylangan kunlaringizda birodarlar esdan chiqarmasanglar, har uylarga kirganingizda yuragingizda tahtagidan alhamdulillah degan narsa kelishi kerak. Chunki yo'g'dida bo'ladi hech qaysi. Bu kimning va'dasi birodarlar? Hamma qudrat, hamma xohish, hamma iroda o'zini qo'lida bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo va'dasi. Ha, ehtimol sharoit og'irdir, yechim ko'rinmayotgandir, aqlingiz yetmayapti qayerdan yechim kelishligiga. Lekin bularda bari quruq gap. Alloh uchun qiyin narsani o'zi yo'q. Oramizda bu narsaga guvoh bo'lgan odamlar bor, birodarlar, so'ranglar, shunaqa ukalar bo'lsa, so'ranglar, qana bo'lgan, oson bo'lganmi? Yo birdaniga shunaqa bo'lib qolganmisiz? Kim Allohdan taqvo qilsa, mushkulalardan chiqib ketadigan Alloh taolo yo'lni ko'rsatadi va uni kutmagan joydan rizqini beradi. Endi mana taqvo qilish. Kim ayol tanlashda Allohdan taqvo qilgan bo'lsa, Alloh azza va jalla turmushida bu odamni baxtsiz qilmaydi. Kim farzandlarining tarbiyasida Allohdan taqvo qilgan bo'lsa, farzandlari bu otaga oq bo'lmaydi. Alloh yo'l ko'rsatadi. Kim moli dunyo topishlikda Allohdan taqvo qilsa, Alloh bu bandani nima bo'lishdan saqlaydi? Muflis bo'lishdan saqlaydi. Biz tilda bankrot bo'lishlikdan. Chunki halol topgan, halol sarflagan, sadaqa zakotini bergan bu odam bankrot bo'lmaydi. Demak, Alloh taolodan taqvo qilar ekanmiz, hamma narsani o'rgatadi. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar deydi Alloh taolo. Alloh o'zi o'rgatadi. Alloh o'zi o'rgatadi. Bu oyat haqida birodarlar soatlab gapirishimiz mumkin. Hamma ish Alloh taoloning qo'lida. Bandalar ko'p narsani o'rgangan hayoti davomida. Odam alayhissalomdan boshlab tushkungacha juda ko'p narsani o'rgangan. Lekin mana shu o'rgangan narsalarning ichidagi eng afzali tavhid. Alloh taoloni yakka ekanligini bilishlik. Eng zo'r o'rgangan narsamiz mana shu. Birodarlar, bilamizmi Robbimiz yagonaligini? Demak, Alloh taolo juda ham katta ne'matini beribdi bizga. Allohning amrida mustaqim bo'lgan banda uni rizqi keng bo'ladi, mo'l bo'ladi. Bu qoida. Qiyomatgacha keladigan har bitta mu'minning ustidagi haq va'dadir. Sharoit qanaqa bo'lmasin, zamon qanaqa bo'lmasin, har qanaqa to'siq bo'lmasin, Alloh taolaning aytgani bo'ladi, birodarlar. Chunki bu ilohiy va'da. Va kutmagan joydan nima qiladi? Rizqini beradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bilan qilinadigan muomala mana shu qoidaga asosan bo'lsa, ishlarimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hadis Qudusi. Hadis Qudusi Alloh taoloning aytgan so'zlari. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ilhom suratida kelgan so'zlari. Agar Alloh taoloning so'zi Jabroil alayhissalom orqali jo'natgan bo'lsa, bu Qur'on oyati bo'ladi. Agar Alloh taolo o'zini mana shu so'zlarni payg'ambarimizga bir ilhom suratida yuborgan bo'lsa, Jabroil alayhissalom vositasisiz. Bu hadisi Qudusi deyiladi. Alloh taolo aytadi: "Bandam, sen men uchun men xohlagandek bo'lgin. Men ham sen uchun sen xohlagandek bo'laman. Senga nima foydali ekanini menga gapirma.
sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen istagan ishingda men senga kifoya qilaman. Men aytganda qabul deyapti. Qolgan ishini meni zimmamga yuklab qo'y deyapti. Tushunarlimi? Tavakkal qildik bo'lmadi desa, sen Alloh xohlaganda bo'lmading shu ishda. Tavakkaldan avval sababini ham qilish kerak edi. Ha ana. Sababni qilib turib tavakkal qildi, Alloh aytganda bo'lding shunda. Endi shu Alloh nima qiladi shunda senga? Mushkilingni hal qilib beradi. Davomini o'qiymiz. Agar men xohlagan ishda menga taslim bo'lmasang, sen xohlayotgan ishda seni mashaqqatga solib qo'yaman. So'ngra faqatgina men istagan narsa bo'ladi. Go'zalligini qarang bu hadis qudusida. Sen men aytgan ishda men xohlaganda qabul, sen xohlagan ishda men senga kifoya qilaman. Agar sen men xohlayotgan ishda men aytganda qabulmasang, sen xohlayotgan ishingda seni mashaqqatga tiqib qo'yaman. Keyin kim aytgani bo'ladi baribir? Men aytganim bo'ladi deyapti. Demak, Allohga itoat qilish, undan taqvo qilishga banda astodil bel bog'lashligi kerak bo'ladi. Qo'lidan kelganicha sababini mehnatini qilib qo'yadi, u yog'ini g'am qilmaydi. Alloh Razzoq kutmagan joydan rizqini beraman deb va'da bergan. Buni isboti hayotda birodarlar to'liq yotibdi. Birodarlar, mana shu variant bir musulmonga ishlab, ikkinchisiga ishlamay qolmaydi. Mana shu variant bir musulmonga ishlab, ikkinchisiga ishlamay qolmaydi. Qarangda bu yerda olimga ishlaydi, omiga ishlamaydi. Arabga ishlaydi, ajamga ishlamaydi demayapti. Musulmonmi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan hammasiga bir xil ishlaydi. Endi biri zo'r, biri xir bo'lyaptimi? Bilingki, bittasi Allohdan taqvo qilyapti. Endi agar taqvo qilmasang, ish tekis ketayotgan bo'lsa, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bitta ishni qiladigan ikkita usta. Ikkovi bir xil ishlaydi, birini topganda baraka bor, ikkinchisida baraka yo'q. Demak, mana u Allohdan taqvo qilyapti. Endi umuman Allohdan taqvo qilmasam ish tekis ketyapti desa, buni ati nima edi? Istidroj edi. Falamma nasu ma zukiru bihi. Allohni eslatmasi kelganida, ularga eslatma qilingan narsani unutganlaridan keyin hamma eshiklarni ochib tashladi. Shunday ko'tarib turib chopdi yerga deydi. Qaraylar-da, bir yil shunaqa gurkirab ketgan o'sha odam. Bir yilda moncha imorat solgan. Moncha mashina olgan. Vo dedik, qarasiz, 2 yildan keyin yo'q-da. Ikkita misol. Taqvo qilish, Allohni o'ziga suyanish sababini qilish insonga nimalarni olib keladi? Kitni qornidagi Yunus alayhissalom. Yunus alayhissalomni Alloh azza va jalla buyurdi, kit yutib yubordi. Dengizga tashlashdi qavm, kemadagilar. Shunda kit yutib olib tushib ketdi. 150 tonnalik kit. 50 tonna yoq, 50 tonna go'sh, 50 tonna suyak. Bu kit shunaqa kattaki, odam balasi tikka tursa og'ziga kirib, bemalol tikka turadi. Yutdi, suv tagiga kirib ketdi. Bu kit bir ovqat yeganda 4 tonna ovqat yer ekan birodarlar. Uni rizqini yetkazayotgan Allohda qudratiga qoyil qolaylik. Unaqa kitdan nechta? Ha? Unaqa kitdan nechta? Ha, siz bilan bizga o'xshagan odamlar nechta? Shularni rizqini yetkazgan Alloh mu'min bandasi yalvorib duo qilsa, Alloh taolo payg'ambarimiz aytganlar, albatta Alloh taolo hayoli zot, bandasi qo'lini ko'tarib yalvorsa, quruq qaytargani hayo qiladi deydi. Faqat bu banda qo'lini ko'tarayotganda taqvo qilib qo'ygan bo'lsin, Alloh aytgandek yashab qo'ygan bo'lsin. Astag'firu billah. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Qorong'u zulmatlarda turib hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang. Bas, biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am g'usg'adan qutqardik. Bu qissa birodarlar hayotdagi qonun. Mana shu Qur'ondagi qissani Alloh taolo hayotda ishlaydigan qonunga aylantirdi. Bu qonun qaysi zamon bo'lmasin, qaysi yer bo'lmasin, qaysi sharoit bo'lmasin, albatta ishlaydi. O'zi kitni qorniga kirib ketishiga sabab nima edi? O'zini qilgan xatosi. Qavmini Yunus alayhissalom Allohning iznisiz tashab chiqib ketgan edi.
Özünü kıyan hatası tüfeğiyle şu müşküle gekirdi. Şimdi müşküleden çıkıp geçtiğime bilen bu oldu. Allah'ın özgü dua kılıçlığı bilen. Yunus Aleyhisselam'ın kıssası hayatta işleyen kanun buradalar. Ve kezalike nuncil mu'minin. Bas mu'minlerge bana şunluyu necat verirmiş. Aşağıda topunu mayeriyi koplatır olanı körüyorlar da buradalar. Yunus Aleyhisselam balığı kanlıda. Neme yeçim var o uzatta. Aslında bu problem yok olsa darro neme kılamız. Bu probleme kirip olsa pul kereyi bak bu müşk Allah saklasın. Neme kılamız darro. Kallamız girme kirada. Kim ki telefon kısa mı kim? Telefon var. Maşina var yürü borasız. Ana ake güçüresiz, bana ake güçüresiz. Ulas varyant var ha? Kitni kordada turgan Yunus Aleyhisselam'ın neme varyantı var şöyle ayetiler. Hiç kandı varyantı yok. Yani 40 gün yattı baradı kandı da. Neme ki hazın bulup gitmedi. Allah da Allah ilahi talimde beri yaptı. Allah halak kılışı da hala gene de darra öler adı. Lakin Allah da Allah halak kılışı da halamadı. Talim beri işte kalkladı. Yunus Aleyhisselam gibi siz bilen bizge. Siz bilen bizge hem kılıyken şöyle bir işlerimiz buluşu mümkün. Dağına yoğup geçişimiz gerek o iş işte kesapatı ge. Lakin Allah da Allah ne demeliydi? Eğer adamlarda kılıyken günahlarını onda da cezasını versek yeryüzü de bir anla sana kaldırmayan bulardık. Adam balası onda günah kısın bittesi ki ceza böyle yapsın ki Rabbin. Koyanı ne makul yaptı? Ya afu an kathir. Neme ma asabakum mi musibe ayatı. Neme musibet yetse kolin tüfeli yeter. Özün kıyansan şu işe. Şu baladı özün şakır valdin. Yani Allah ne makul yaptı? Köp günahlarını keçirip duradı diye yaptı. Yeçim ne makul oldu? Allah da ondan kegen yeçim oldu. Yeçim kanaka oldu. Balık ap çıkıp çıkarı valdı. Kordudan çıkarıp taşladı. Kim etkeni buldu? Allah da etkeni buldu. İkinci kısa. Seyyidimiz Musa Aleyhisselam ve Firavun. Peygamberler kısası da ötkenimiz buradalar. 600 bin yakın Yahudini Mısır'dan Baytel Mahdis tarafına karab ap çıkıp yeti yaptı Musa Aleyhisselam tünde. Firavun ruhsat verdi. Ton yatkenden ki karasa bana usulü çıkıp yetti. Kim bizi hizmetimizi kıladı? Öşü davradaki en kudretli koşununu yıktı da bana Usrail'in arkasından kuğu bordu. Bana Usrail'in avvalı dengizge borganı da bu kervanın avvalı. Bu kervanda ahiredekiler Firavun'un koşununu kördü. Şunda inna la mudrakun kal ashabu Musa inna la mudrakun. Şunda Musa'nın hamrohları aytishdi. Albatta bizge endi yetib olishadi. Biz aniq tutildik. Çünkü başka yol qolmadi. Aldı da dengiz, arkada koşun turibdi. Qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Aniq ishonch bilan Rabbisiga suyanib turib, Musa aleyhisselam aytdi, yo'q. Albatta Rabbim men bilan, albatta menga yo'l ko'rsatadi. Aytinglarchi, bularda nima yechimi bor edi oldida? Hech qanaqa yechimi yo'q. O'sha zamondagi eng qudratli qo'shin orqasidan kelib turibdi. Qirib tashlashlik yoki qaytarib olib ketishlikka. Kim saqladi? Allah Teala aytdi, asoyini dengizga ur, qissani davomini bilasizlar. Ular o'tib ketdi bana Isroil, Firavun sultonida qoldi. Yechimni kim berdi? Yechimni Alloh subhanahu va taolo berdi. G'alabaga erishishlikka imkoniyati nol ekanlar. Najot kelishligi hech qanday bir ishonch yo'q. Lekin nima bo'ldi? Yo'q, Robbim men bilan birga albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Aytdik-ku oyat darsimizning boshida. Va man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Kim taqvo qilsa, Alloh nima qilib beradi? Albatta yechimni beradi. Rostgo'y bo'l, ishonchli bo'l, odamlarga yaxshilikni ravo ko'r, harom yo'l bilan rizq topishni o'ylama. Çünkü Allah'ın huzuridagi narsaga ma'siyat bilan yetilmaydi. Allohning xayriyati, barakotiga inson gunoh bilan yeta olmaydi. O'sha harom tijorat bilan katta pul topgan, boyigan odamlar haromni tijoratiga kirishganligi uchun boyigani yo'q. Alloh uni rizqiga yozgani uchun boy edi. Agar halol narsani savdosi bilan shug'ullanganda ham boyir edi u. Bu biz imanımız. Çünkü o şu haram işe kirişkenlik için boyudu desiz.
Hatta şu haram işte kılıyken başkaları boyama yaptı yok. Eğer halal işte kıyanı için iş yürüyüşü mü yaptı deseyiz. Hatta şu halal işte kıptırıp iş yürüyüşüyken var o. Şunu düşünmeliyelik. Şunu düşünmeliyelik. Rızk Allah Ta'ala'nın kuruldu. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allah'tan korksa, o zat onun için barcha gam külfatlardan çıkar yolunu payda kılır ve onu özü kütmegen joydan rızklandırır. Kim Allah'a tevekkül kılsa, bas Allah'ın özün yeterlidir, Allah da Allah'ın özü haklayan işe yetkiçidir. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي